Şimdi ekonomi başlıklarını biraz e, daha konuşalım. Dün merkez bankasına çevrilmişti gözler, e, faiz artırımı geldi. E, bir yandan da kredi kartları ile ilgili e, bir karar alındı. O kararın detaylarını e, Faruk Erdem'den öğrenelim. Kredi kartı azami faiz oranları e, ve iş yeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecek. Evet. Yani? Yani şu, merkez bankası faizi arttırdığı zaman. Bir süre sonra kredi kartı faizleri, işte iş yeri komisyonları, bunlar işte bu kredili mevduat hesaplarının gecikme faizleri vesaire, onlar da ona paralel olarak artıyordu. Sonra bunu günlük olarak arttırmaya başladılar. Yani merkez bankası faiz kararı alıyor, sonra hemen e, kredi kartı faizleri de artıyordu. Şimdi senin söylediğin gibi merkez bankası faizi 500 bas puan arttırdı. Bundan sonra da sıkılaştırmanın biraz daha yavaşlayacağını söyledi. Öyle gözüküyor ki biz hani 250-500 bas puan arası olacak demiştik. Bundan sonra öyle gözüküyor ki Aralık'ta pas geçip e, daha sonra daha yavaş bir şekilde bu artırımlar devam edecek. Hı hı. Ama kredi kartı işini e, yıl sonuna kadar kredi kartı faizlerini arttırmama kararı aldı. Şöyle bir baktım. 3.71 şu anda. 4.17 olacaktı ama 3.71 de kaldı. Nakit çekim faizde 4.47 idi. 4.93 olacaktı. 4.47 de kalmış oldu. Yani özetle kredi kartı faizleri ve iş yeri komisyonları kredili mevduat hesaplarıyla ilgili gecikme faizleri yılbaşına evet. yıl başına kadar değişmeyecek. Peki emekliler Çalışan emekliler, çalışan emekliler e, meselesi, ikramiye meselesi 5000'den yararlanamamışlardı. Doğru. E, bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir talimatı Talimat. var. Şimdi e, biliyorsun çiftçileri konuştuk. Hani çiftçiler ve esnafla ilgili bir tebliğ çıkabilir diye Ankara'da böyle bir çalışma olduğunu e, dün konuşmuştuk. Hı hı. Yani çiftçilik yapmış ama e, çiftçi kayıt sisteminden çıkmamış. Fakat çiftçilik şu anda yapmadığı halde çalışıyor göründüğü için 5 bin liradan faydalanamamıştı hı hı. ama şunu söyleyeceğim şimdi bu 5 bin liralık ikramiye çalışmayanlara verildi ya sayı 12,5 milyon aslında alan 12,5 milyon almayan 3,5 milyon ama e, Ankara'da şu konuşulmuş yani aslında yaptığımız olumlu tarafı değil işin olumsuz tarafı daha çok konuşulmaya başlıyor genelde biliyorsun biz olumsuz Her zaman böyle e, olumsuzu konuşmayı severiz dolayısıyla e, İyi taraf konuşulmayınca e, bununla ilgili bir tedbir alma gereği de duyulmuş çünkü gerçekten insanlar bu konuda mağdur da oldu çünkü çalışmadığı halde çalışıyor gözüküyor İşte esnaf olsun çiftçi olsun muhtarlar olsun belediye il e, meclis üyeleri olsun bunlar tabii milletvekilleri aracılığıyla konuyu Sayın Cumhurbaşkanı'na aktarınca Sayın Cumhurbaşkanı da Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın birlikte bir çalışma yapmasını hı hı. talimatı vermiş. Öyle gözüküyor ki Ocak ayına kadar e, çalışma çalışan emeklilere de bu 5 bin lira ödenecek gibi hı hı. görünüyor. Şu anda e, gündemde bu konuda onu da buradan emeklilere bir müjde Peki. olarak vermiş olalım.